Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız süngerler, sörentenler ve solucanlardan bahsetmiştik. Bugünkü konumuz yumuşakçalar. Yumuşakçalar arkadaşlar eklem bacaklılardan sonra ikinci büyük omurgasız hayvan grubu. Büyüklük ve şekil bakımından çok çeşitli canlı türlerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Tatlı sularda, tuzlu sularda ve karada yaşayan türleri bulunabiliyor arkadaşlar. Vücutlarına baktığımız zaman yumuşak olduğunu görüyoruz. Zaten bu nedenle onlara yumuşakçalar diyoruz. Bazı türleri kabuksuz, bazı türleri ise kabuklu. Mesela arkadaşlar kabuklu bir yumuşakçaya örnek verelim. Salyangoz, bakın evini sırtında taşıyan bir canlıdan bahsediyoruz. Eşeğli üremeleri gerçekleşiyor arkadaşlar. İnsanlar tarafından besin olarak tüketilen türleri de bulunabiliyor. Mesela ahtapot bir yumuşakçadır ve bazı uzak doğu ülkelerinde besin olarak tüketilebiliyor. İstiridyelerden elde edilen ince ve sedef takı ve süs eşyası yapımında kullanılabilir. Yani endüstriyel bir önemlerinin olduğunu da söylememiz mümkün. Yumuşakçalar grubuna baktığımız zaman ahtapot, mürekkep balığı, salyangoz, midye ve istiridye örnek verebiliriz. Yine vurgu yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın balık değildir. Mürekkep balığı dememiz sizi yanıltmasın. Kendisi bir balık değildir. Kendisi bir yumuşakçadır. Buna da dikkat edelim. Bakın salyangozu görüyorsunuz. Kabuklu olduğunu söyleyebilirsiniz. Mürekkep balığı bakın kabuk sistemi yok. Midye bir kabuklu. Ahtapot bakın bir kabuksuz canlı. İstiridyenin içerisindeki inciyi görüyorsunuz. Bakın bir endüstriyel öneminin olduğunu da söyleyebiliriz. Yumuşakçalar gerçek vücut boşluğuna sahip hayvanlardır arkadaşlar. Yani tam bir vücut boşluklarının olduğunu söyleyebiliriz. Örneğimizle devam edelim. Yumuşakçalarla ilgili hangileri yanlıştır? Suda ve karada yaşayan türleri bulunur. Mesela şöyle düşünün. Salyangoz karada yaşayan bir yumuşakçadır. Suda yaşayan yumuşakçalara ahtapot örnek verilebilir. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. Devam edelim. Anatomik ve fizyolojik olarak omurgasız hayvanların en gelişmiş grubudur. Az önce de hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Biz sosis 7 şeklinde bir kodlama yapmıştık. Buradaki en gelişmiş hayvan grubu derisi dikenlilerdir. Omurgasızların en gelişmişi yumuşakçalar değildir. Yanlış. Bazı türleri insanlar tarafından besin olarak tüketilir. Yine vurgulayalım. Ahtapot bazı uzak doğu ülkelerinde besin olarak tüketilebiliyor. Dolayısıyla yanlış olan B şıkkı olur. Eklem bacaklılarla devam ediyoruz arkadaşlar. Eklem bacaklılar omurgasız hayvan grupları içerisinde en fazla canlı türünün bulunduğu gruptan bahsediyoruz. Suda ve karada yaşayan türleri var. Kara hayatına en iyi uyum sağlamış omurgasız grubu. Suda yaşayanları solungaçlarıyla, karada yaşayanları ise arkadaşlar trakea ve kitapsı akciğerleriyle solunum yapıyorlar. Mesela örümcek kitapsı akciğerleriyle solunum yapan bir eklem bacaklı canlı grubu. Hareketi sağlayan üyeleri eklemlidir arkadaşlar. O yüzden eklem bacaklı diyoruz. Hareket organları sayesinde yüzme, yürüme, sıçrama, zıplama, uçma, yakalama, kazma, delme gibi işlerini yerine getiriyorlar arkadaşlar. Böceklerde ise kanat yapısının olduğunu söyleyebiliriz. Vücutlarının dış yüzeyinde kitin içeren bir dış iskeletleri var. Bu dış iskelet arkadaşlar zaman zaman değiştiriliyor. Çünkü bu büyümeyi sınırlandıran bir faktör. Bu nedenle zaman zaman değiştirme ya da ek yapma gibi durumlar gözlenebilir. Sindirim sisteminde arkadaşlar ağız yapıları ne işe yarıyor ona bakalım. Ağız yapıları sayesinde kesme, delme, çiğneme, emme görevlerini yapacak şekilde özelleştiklerini görebiliriz. Mesela sivrisineklerin ağzı emici özellikte. Eşeğli ürenler yumurtadan çıkan yavru ana canlıya benzemiyor arkadaşlar. Metamorfoz yani başkalaşım geçirerek ana canlıya benziyor. Mesela kelebeğin yaşam döngüsünü düşünün. Önce bir tırtıl, daha doğrusu önce bir larva dönemi, sonra pupa dönemi, sonra bir tırtıl dönemi var. Sonrasında da bir kelebeğe dönüşüyor. Bakın başlangıçta ata canlıya benzemiyor. Eklem bacaklar grubunda yaşayan karınca, arı gibi hayvanlarsa arkadaşlar koloni oluşturarak yaşıyorlar. Bakın karıncalar bunun en tipik örneği. Beraber hareket ederler. Her türlü işlerini beraber yaparlar arkadaşlar. Besin toplanacaksa ya da bir şey taşınacaksa vesaire bunların hepsinin gerçekleştirilmesinden sorumlular. Evet, eklem bacaklar grubunda yer alan canlılara bakalım. Yengeç, karides, ıstakoz, akrep, kene, örümcek bunlar örnek olarak verilebilir. Kırk ayak arkadaşlar
çok ayaklı olarak kabul edilir. Zaten adı üzerinde. Bir septumundan bir bölmesinden arkadaşlar ya iki çift ayak çıktığı olabiliyor. Evet, çekirge, sinek, kelebek, arı, çıyan, hırkaya bu da örnek olarak verilebilir. Eklem bacaklarda arkadaşlar kitin yapılı diş iskeletin ve trake solunumunun gözlendiğini de lütfen unutmayalım. Trake solunumu genellikle böceklerde gözleniyor. Devam edelim. Eklem bacaklılar 4 gruba ayrılıyor arkadaşlar. İlki kabuklular. Kabuklulara bakalım. Sert kabukları bulunuyor. Genellikle denizlerde ve tatlı sularda yaşıyorlar arkadaşlar. Solungaç solunumu yapıyorlar. Zaten hayvan suda yaşıyorsa solungaç solunumu yapar. Ekonomik açıdan önemli olan türleri özel olarak üretiliyor arkadaşlar. Yengeç, karides, ıstakoz, su piresi buna örnek olarak verilebilir. Çok ayaklılar, vücutları uzun ve bölmeli. Ayak sayıları oldukça çok arkadaşlar. Karada yaşıyorlar. Bazıları oldukça zehirli. Kırk ayaklar ve çıyanlar örnek olarak verilebilir. Örümcekler, akrepler ve kenelere bakalım arkadaşlar. Bunlar çoğu karada yaşayan canlılar. Bazı türleri zehirli olabiliyor. Mesela akrepler soktuklarında zehir etkilerinden dolayı ölüme sebep olabilirler. Akrep, örümcek, kene, uyuz böceği de örnek olarak verilebilir. Böceklerle devam edelim arkadaşlar. Tür sayısı bakımından oldukça geniş bir gruptan bahsediyoruz. Genellikle karada yaşıyorlar. Vücutları 3 bölmeden oluşuyor. Baş, göğüs ve karın. Baş kısmına arkadaşlar sefalon diyoruz. Göğüs kısmına toraks, karın kısmına ise abdomen adını veriyoruz. Vücutları 3 bölmeden oluşuyor. Çoğunda 2 çift kanat ve anten bulunuyor arkadaşlar. Vücutlarının dışına baktığınız zaman kitinden yapılmış bir diş iskeletle örtülü olduğunu söyleyebilirsiniz. Genellikle arkadaşlar trake sistemiyle ne yapıyorlar? Solunumlarını gerçekleştiriyorlar. Kelebek, çekirge, sinek, arı, bit, karınca, pire bunlar örnek olarak verilebilir. Bunu da bilelim kısmına bakalım arkadaşlar. Böcekler birçok alanda kullanılıyor. Mesela tarımda, bitkilerin tozlaşmasında, tarım zararlarıyla biyolojik mücadelede, ilaç, kozmetik malzemesi ve ipek üretiminde kullanılan böcek türleri var. Mesela arkadaşlar ipek üretiminde ipek böceği kullanılıyor. Bakın bir böcek olması dolayısıyla tekstil açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda mesela salyangoz bir yumuşak çadır. Salyangozun o salgısı deriye iyi gelebiliyor arkadaşlar. Derideki bazı tedavilerde bu salyangozlar ya da herhangi bir hayvan türünü kullanabiliyoruz. Devam edelim. Aşağıdaki omurgasız bir hayvana ait özellikler verilmiştir. Özelliklere göre tümüne sahip olan omurgasız hayvan grubu aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Kara hayatına uyum sağlama, embriyonel dönemde başkalaşım yani metamorfoz geçirme. Başkalaşım geçirmek şu demek, canlı dünyaya geldiğinde ata canlıya benzemiyor, bir değişim geçiriyor. Aynı zamanda kanat yapısı var. Dolayısıyla buraya baktığınız zaman eklem bacaklılar grubunda yer aldığını söyleyebilirsiniz. Çünkü eklem bacaklılar arkadaşlar, mesela böcekler metamorfoz geçirebiliyorlar. Evet, derisi dikenlilerle devam ediyoruz. Adı üzerinde arkadaşlar. Bakın derilerinde dikensi çıkıntılar var. Burada deniz kestanesini görüyorsunuz. Deniz seyarı ve yılan yıldızı. Bakın derilerinde dikensi çıkıntılar var. Bütün bireyleri, bu çok önemli. Bütün bireyleri denizlerde ve okyanuslarda yaşıyor. Yani karada yaşayan bir derisi dikenli yoktur. Omurgasız hayvanların en gelişmiş anatomiye ve fizyolojiye sahip grubudur. Dediğim gibi sosis 7 kodlamasındaki D harfi ya da S'den D'ye doğru giden bir hiyerarşi aslında bize evrimsel basamağı gösteriyor. Canlıların gelişmişliğine göre sıralanmasını söylüyoruz. Vücut dışında arkadaşlar baktığımız zaman dikenli bir deri var. Bu nedenle derisi dikenler olarak adlandırıyoruz. Solungaç solunumu yapıyorlar çünkü denizlerde ve okyanuslarda yani su ekosisteminde yaşıyorlar. Dolayısıyla da solungaç solunumu yapacaklar. Örnek olarak arkadaşlar deniz kestanesi, deniz hıyarı, deniz yıldızı, yılan yıldızı ve deniz lalesi örnek olarak verilebilir. Bakın deniz yıldızı gerçekten bir yıldıza benziyor. Deniz kestanesi şekil itibariyle kestaneye benzediğini söyleyebiliriz. Deniz hıyarı bakın vücudu uzun bir yapıya sahip. Aslında bir hıyara, bir salatalığa benzediğini söyleyebiliriz. Bu da bakın çok sayıda kola sahip olduğu için, yılan gibi uzun kolları olduğu için, daha doğrusu
yılana benzeyen kolları olduğu için yılan yıldızı olarak adlandırılmış. Bu da derisi dikenlilere örnek olarak verilebilir. Derisi dikenlilerle ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Bu canlı grubuyla ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diye bize sorulmuş. Omurgasız hayvanların en gelişmiş anatomi ve fizyolojiye sahip grubudur. Doğru. Bazı türleri suda, bazı türleri karada yaşar. Yanlış. Çünkü tüm türleri suda ve okyanusta, yani tatlı sularda, denizlerde ya da okyanuslarda yaşıyor. Dolayısıyla iki yanlış. Deniz yıldızı ve deniz lalesi bu grupta yer alır. Doğru bir ifade. Yanlış olan B şıkkı olmalı. Devam edelim. Bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Doğru yanlış soruları bize sorulmuş. Genel hayvanlarla ilgili bir etkinlik. Bütün hayvanlar heterotroftur. Yani bütün hayvanların arkadaşlar tüketici olduğunu söylemiş. Bütün hayvanlar tüketici midir? Evet, bütün hayvanlar tüketicidir. Omurgasız hayvanların çoğunda kılcal damar bulunan kapalı dolaşım bölümüdür demiş. Bu yanlış, çünkü omurgasızların çoğunda arkadaşlar kapalı kan dolaşımı değil, açık kan dolaşımı görülür. Açık kan dolaşımında da kılcal damar bulunmaz. Sünger ve sölenterler omurgasız, solucan ve eklem bacaklılar omurgalı hayvan grubundadır. Yanlış bir ifade. Sosis 7 kodlamasını hatırlayın. Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenlerin hepsi omurgasız hayvan grubunda incelenir. Süngerlerin gelişmiş sistemleri bulunmaz. Doğru bir ifade. Çünkü omurgasız hayvanların en basit canlı gruplarının süngerler olduğunu söylemiştik. Bütün canlılar, bütün solucanlar parazit olarak beslenir. Yanlış. Bazıları bulundukları ortamdan besin ihtiyacını karşılayabilirler. Omurgasız hayvanlarda kemik ve kıkırdaktan oluşmuş iç iskelet bulunmaz. Doğru. Zaten onların iç iskeleti yok. Neyi var? Dış iskeletleri var. Ve bu dış iskelete biz ne diyoruz arkadaşlar? Kitin adını veriyoruz. Devam ediyoruz. Süngerler temizlik sektöründe kullanılır. Doğru bir ifade. Mutfak süngeri mesela ya da banyoda kullanmış olduğumuz banyo süngerleri süngerler alemine, süngerler grubuna ait bir hayvan. Hidra ve deniz anası yumuşakçalar grubunda yer alır. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Hidra ve deniz anası yumuşakçalar grubunda değil, sölenterler grubunda yer alır. Devam edelim. Bazı yumuşakçalardan elde edilen ürünler takı ve süs eşyası yapımında kullanılır demiş. Doğru bir ifade. Omurgasız hayvanlardan sinir şeridi bulunduranların sinir şeridi karın bölgesinde yer alır. Doğrudur. Zaten omurga sistemi olmadığı için omurgasız diyoruz. Omurgalı olsaydı sinir şeridi nerede olacaktı? Sırtta olacaktı. Ahtapot ve mürekkep balığı sölenterler grubunda yer alır demiş. Yanlış. Arkadaşlar, ahtapot ve mürekkep balığı sölenterler grubunda değil, yumuşakçalar grubunda yer alır. Örnekleri bilmeniz oldukça önemli arkadaşlar. Devam edelim. Eklem bacaklılarda baş kalışım, yani metamorfoz görülür. Doğru. Mesela bir kelebeğin larva dönemi, pulpa dönemi, tırtıl dönemi ve kelebek dönemi olmak üzere 4 tane ayrı bölümünün olduğunu söyleyebiliriz. Yani kelebek dünyaya geldiği zaman ata canlıya ne yapmıyor? Benzemiyor. Yengeç, karides, arı, çekirge ve örümcek eklem bacaklılar grubunda yer alır. Doğru. Omurgasız hayvanların en gelişmiş anatomi ve fizyolojiye sahip grubu eklem bacaklılardır demiş. Yanlış. Tekrar sosis 7 kodlamasını hatırlayın arkadaşlar. En gelişmiş anatomi ve fizyolojiye sahip grup arkadaşlar neydi? Derisi dikenlilerdi. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Diğerine bakalım. Yılan yıldızı ve deniz kestanesi derisi dikenliler grubunda yer alır demiş. Evet, bu da doğru bir ifade. Evet, etkinliğimize devam ediyoruz. Bize demiş ki hayvanlarla ilgili aşağıdaki cümlelerden aşağıda verilen omurgasız hayvanların yer aldığı grubu yazınız demiş. Burada bir ahtapot görüyorsunuz arkadaşlar. Ahtapot bir yumuşakçadır. Bakın burada solucan grubuna ait bir halkalı solucanı görüyorsunuz. Çünkü dikkat ederseniz vücutları arkadaşlar halka sistemine sahip. Evet, devam edelim. Burada bir eklem bacaklı görüyorsunuz arkadaşlar. Deniz anasının yer aldığı sölenterler grubu var. Burada da bir trişinden bahsediyoruz arkadaşlar. Kendisi bir solucan. Devam edelim. Burada salyangozu görüyorsunuz. Salyangoz kabuklu gördüğünüz gibi ama aynı zamanda bir yumuşakça.
Burada bir böcek görüyorsunuz. Eklem bacaklılar grubunda yer alıyor. Bakın burada deniz yıldızı var arkadaşlar. Deniz yıldızının vücut yapısına baktığınız zaman dikensi çıkıntıların olduğunu görebilirsiniz. O yüzden kendilerine ne dedik zaten? Derisi dikenliler dedik. Burada bir sünger görüyorsunuz. Süngerler, tekrar vurgulayalım, İlaç sektörü, temizlik sektörü, özellikle temizlik anlamında oldukça önemli bir hayvan grubu. Burada arkadaşlar hidrayı görüyorsunuz. Bir sölenter aynı zamanda. Evet, burada bir tıbbi sülük görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın sülük ne yapıyor? Bir derinin toksik kandan temizlenmesini, yani kişinin kanının temizlenmesini sağladığını görüyorsunuz. Kendisi bir solucan arkadaşlar. Nasıl bir solucan? Halkalı bir solucan. Burada midyeyi görüyorsunuz. Midye bir yumuşakçadır. Burada bir çekirge var arkadaşlar. Çekirge bir eklem bacaklı. Yılan yıldızını görüyorsunuz. Yılan yıldızı bir derisi dikenli arkadaşlar. En sonda da eklem bacaklardan olan kelebeği görüyorsunuz. Arkadaşlar, omurgasız hayvanları bitirdik. Omurgasız hayvanlardan bugün yumuşakçalarla başlamıştık. Yumuşakçaların vücutları oldukça yumuşak. O yüzden onları yumuşakça diyorduk. Kabuklu olanlar da var, kabuksuz olanlar da var. Yani bütün yumuşakçaların kabuğu vardır ya da bütün yumuşakçaların kabuğu yoktur gibi bir ifadede bulunmamız doğru olmaz. Yumuşakçalara örnek verelim hemen. Ahtapot, salyangoz, mürekkep balığı. Tekrar vurguluyorum, mürekkep balığı bir balık değildir arkadaşlar. Kendisi bir nedir? Yumuşakçadır. Yumuşakçaların karada yaşayanları olduğu gibi suda yaşayanları da olabilir. Bunu da unutmayalım. Eklem bacaklılardan bahsettik. Eklem bacakları çok ayaklılar, kabuklular, örümcekler olarak sınıflandırdık. Çok ayaklılara mesela kırk ayak, çıyan örnek verilebilir. Bazıları zehirliydi, bazıları zehir etkisine sahip değildi. Ya da kabuklulardan bahsedersek ıstakoz, karides, bakın bunlar kabukluydu. Suda yaşayan türleri olabileceği gibi karada yaşayan türleri de olabiliyordu arkadaşlar. Aynı zamanda da eklem bacaklıların genel özelliklerini bilmekte fayda var. Mesela onların başkalaşım gösterme özellikleri var. Kabuklular da büyümeyi sınırlandıran bir kabuk sistemi olduğu için zaman zaman bu kabuk ne yapıyordu? Değiştiriliyordu ya da eklemeler yapılıyordu. Çünkü hayvanın büyümesi tamamlanana kadar bu değişim devam etmeliydi. Aynı zamanda arkadaşlar derisi dikenlilerden bahsettik. Neden onlara derisi dikenliler diyordu? Çünkü derilerinde dikensiz çıkıntılar vardı. Bu nedenle onlara ne diyorduk? Derisi dikenler diyorduk. Burada şuna dikkat edin. Hiçbir derisi dikenli karada yaşamaz. Tamamı sularda ve okyanuslarda, denizlerde yaşayacak. Dolayısıyla hepsinin solungaç solunumu yaptığını söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar vurguluyorum. Hiçbir derisi dikenli karada yaşamıyordur. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Dediğim gibi örnek olarak deniz yıldızını, yılan yıldızını, deniz kestanesini, deniz sıyarını örnek verebilirsiniz. Aynı zamanda derisi dikenlilerin, omurgasız hayvanların en gelişmiş canlı grubu olduğunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tekrar vurguluyorum. Hatta tekrar hatırlatmakta fayda var. Kodlamayı yazıyorum arkadaşlar. Sosis 7 şeklinde bir kodlamamız vardı. Buradaki S harfinden D harfine doğru giden durum aslında bize evrimsel gelişmişliği gösteriyor. Yani biz canlıları bu şekilde kodlarken evrimsel gelişmişliklerine göre kodluyoruz. Dolayısıyla buradaki S harfi neydi? Hemen hatırlayalım. Süngerleri ifade ediyordu. Diğer S harfi sölenterleri ifade ediyordu. Diğer S harfi ise neyi ifade ediyordu arkadaşlar? Solucanları ifade ediyordu. Y harfi arkadaşlar yumuşakçalar. Genellikle kabuklu da olabilirler. Yani kabuk taşıyanları da var. E harfi eklem bacaklılar, omurgasızların en geniş canlı grubunu ifade ediyor arkadaşlar. Aynı zamanda da D harfi ne ifade ediyor? Derisi dikenlileri. Yani şunu söyleyebilirsiniz. En basit canlı grubu sünger, en gelişmiş canlı grubu derisi dikenliler. Yani en gelişmiş anatomi ve fizyolojiye sahip olan canlı grubu derisi dikenliler. En basit sisteme sahip olan canlı grubunsa süngerler olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar vurguluyorum. Bu evrimsel gelişmişliğe göre yapılmış bir kodlamadır. Arkadaşlar bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki derste omurgalı hayvanlara başlayacağız. Bu süreçte derslerinizde iyi çalışın. Konu kitabınızdaki
konuları dinledikten sonra tabii ki konu kitabınızdaki soruları da yapmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. İyi çalışmalar.